Şimdi tabii ki bizler bu salgın döneminde gerçekten çok zor ve sıkıntı süreçten geçtik. Bizler şöyle biz Anadolu olarak da ya da Kayseri olarak da baktığımızda ahil düstur almış, ahilik terbiyesiyle büyüyen bir esnaflar olarak da sabırla, sükunetle beklemeye çalıştık. Sağ olsun kısmi olarak da olsa bir azar da olsa yani biraz da olsa devletimiz destekler vermeye çalışıldı. Bizlerin de girişimiyle Ankara'da olsun, genel bakanlıklarda da olsun. Bir çok şeylerimizde girişlerinde bulunduyduk. Şimdi bir e, Temmuz itibariyle de e, normalleşme yani tam normalleşme e, dönemine geçiyoruz. Bu e, bir Haziran dolayısıyla da e, normalleşmemizde geçtiğimizde birçok e, misafirlerimiz yani müşterilerimiz, insanlar lokantalara gelmeye, işte restoranlara gelmeye özlemişler. Çünkü arkadaş ortamına bir yere gelemiyorlardı. Eşlerine, dostlarına bir yemeğe çıkamıyorlardı, bir sohbet edemiyorlardı. Bu vesileyle de saat 21'e kadar da olsa bir süreç yaşadık. Şimdi bu 1 Temmuz'da da hepiniz de bildiği gibi bizler tamamen normalleşme dönemine yani 24'e kadar hizmet etme şeyimiz var. Biliyorsunuz yaz ayında dondurmacılar işte mısırcılar olsun şeyler olsun lokantalar olsun insanlar akşamları gezdiğinde dondurmacı esnafımız için de çok bir büyük bir gelişme oldu. Bizleri de tabii ki rahatlattı. Hem işlerimizde olsun hem heyecanlarımızda olsun. Zaten 1 Haziran'da açıklanan bir kararnameyle bizler sanki yeni bir işe başlıyormuş gibi yeni bir e, işletme açmış gibi heyecanla e, sarıldık. E, bu, da, e, bu da bizim hem ticaretimizi hem de e, geçmişte olan sıkıntılarımızı e, bir nebze de olsa yani tamamen olmasa bile bir nebze de olsa e, önümüzü açtı. Bizler de hem kendimize geldik işletme e, ruhu olarak da e, hem de e, ticarette e, yaptığımız olan söz verdiğimiz ödemelerimizi yapmaya çalışıyoruz. E, tabii ki en çok e, şey yaptığımız personel. Şimdi bizim personel Personel sıkıntılarımız var şu dönemde. Bu biliyorsunuz Altaya yakın plan bir kapanma söz konusu olduydu. Bu kapanmada da personelimiz kimi çoğu köyüne gitti, çiftçilikle uğraşan var, hayvancılıkla var, fabrikalara girenler var, bu mesleği bırakanlar var. Şimdi yeniden alttan personel yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu da kısa zamanda aşacağımızı düşünüyoruz. Bir de gurbetçilerin de gelme söz konusu bu yıl. Biraz daha yoğunluk bekliyoruz. İnşallah tüm esnafımız için, Kayserimiz için, bütün esnaf sanatkarlarımız için de hayırlı olur. Bu beklediğimiz bir sonuçtu. İnşallah bir an evvel de bu salgında da tez kurtulur diye dua ediyoruz. Şimdi biz daha önceden bir buçuk ay oluyor sanırım. Şey bizi fiyat listesini çıkarttık, yeni bir liste çıkarttık. Bu listede keyfi keder çıkan bir liste değil. Biliyorsunuz bunlar evimizde de aldığımız markette yani. Bir hafta sonrasına vardığımızda aynı ürünü farklı fiyatlarda almış olduk. Bunları biz de aynı tedarikçiden ya da toptancıdan alarak işletmelerimize getirip insanlara sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz aldığımız tedarik ürünlerinde e, pahalı alıyoruz. Her geçen gün etin e, fiyatları değişiyor. İşte önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda e, birçok insanlar et fiyatlarını zaten öğrenecekler. E, dolayısıyla birçok yansıtmalar oldu. Onun için de yani çok büyük yansıtmalar değil de e, hem işletmeyi hem de ee, insanların evinde yapıp da neye mal olduğunu ona bazında bir fiyat tespitlerimiz oldu. Fiyatlarımızı da yansıttık zaten. Müzik